Herkese merhabalar. Bu kısmımızda ise yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme, yapay sinir ağları gibi terimler sürekli olarak duyuyor olabilirsiniz. Yapay zeka ile ilgili ilgilenmeye başladıysanız. Ve bu konuyla ilgili kafanızda net bir şablon çıkartmak için sizlere bunu anlatmak istiyorum. Yapay zeka dediğimiz kavram aslında bir şemsiye terim gibi düşünebiliriz. Şemsiye yani her şeyi kapsayan, burada gördüğünüz çoğu şeyi kapsayan bir en büyük kavram. Yani yapay zeka diye adlandırdığımız bizim aslında çok büyük bir küme. Benim en çok sevdiğim benzerlik ise yapay zekanın elektrik gibi olması. Yani elektriği biz arabalarda şu anda kullanabiliyoruz, evde kullanabiliyoruz. Farklı noktalarda teknolojik araçlarımızda kullanabiliyoruz. Yani yapay zekayı da aslında benzer bir şekilde düşünebiliriz. Aynısı değildir kesinlikle. Makine öğrenimi, yani yapay zeka makine öğrenimi kapsar arkadaşlar. Makine öğrenimi ise derin öğrenmeyi kapsar. İlerleyen videolarımızda bu terimlerin de ne olduğundan bahsedeceğiz. Derin öğrenmenin içerisinde ise neural networks, yani yapay sinir ağları vardır. Burada model artık bu en son geldiğimiz nokta. Bu yapay zeka modelleri aynı insan, tıpkı insan beyninin çalıştığı gibi, yani insan beyninde bulunan nöronların çalıştığı gibi bir çalışma sağlar. Bir diğer örnekler ise natural language processing, doğal dil işleme, computer vision olsun, yapay zeka görü tanıma diye adlandırabiliriz. Text to speech, yani metinden konuşma. Motion, buradaki bir örneğimiz Tesla olabilir. Buradaki terimler aslında hepsi yapay zekanın birer alt kavramlarıdır ve farklı farklı bölümleridir. Burada bunu anlamanızı istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.